alanda birçok yenilik hayata geçiyor. Ee, az önce ihracattaki yeni dönemden bahsettik. VeriSUN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eren bizimle birlikte... ...bize akıllı şehirleri anlatacak. Ancak e, ihracat noktasında da ne düşündüğünüzü açıkçası merak ediyorum. Açık, açıkçası bu çok önemli evet. bir gelişme bizim için. Çünkü e, akıllı şehircilik anlamında yaptığımız ürün ve hizmetleri... ...dijital ortamda ihraç edebiliyor olmak... E, ...bize çok zaman kazandıracak. Özellikle şu anda Güney Afrika... E, ...Arap ülkeleri ve Avrupa'ya e, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz e, ihracatlarda e, daha fazla noktaya ulaşmamızı sağlayacaktır ve bizim için ihrac etme sürecini çok kısaltacak. O noktada e, çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz e, ve e, bizim kendi alanımızda da baktığımızda açıkçası e, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler özellikle bu tip alanlarda daha hızlı atılım yapabiliyor e, Avrupa'ya nazaran çünkü daha hızlı yol alıyoruz ve daha organize olabiliyoruz. Akıllı şehircilik de yine aynı şekilde. Bizim çalışma yaptığımız alanlarda özellikle şehirlerde bizim yapmaya çalıştığımız şehrin akıllı olması demek size şehirde yaşarken zaman kazandırması gerek şehrin akıllı olması için. Size zaman kazandırıyorsa bir şehir, o zaman akıllı demektir ve siz bu geliş zamanınızı başka işler için, başka hobileriniz için kullanabilirsiniz. Bizim burada da yapmaya çalıştığımız şey tamamen şehrin kişiye özel olabilmesini sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmek. Bu noktada da e, işe başlarken açıkçası e, insanlara en fazla zaman kazandırabileceğimiz yer neresi olduğuna baktığımızda ulaşım alanına odaklandık. Ve ulaşım alanında insanların kendi hayatlarını planlayabileceği ürün ve servislere yöneldik. Bu noktada da ilk yaptığımız çalışma aslında e, akıllı ulaşımın sizin otobüs ve toplu ulaşım gibi araçları kullanmanızı sevk edecek ve orada e, zamanınızı planlamanızı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmekti. Bu noktada da özellikle ulaşım uygulamalarında ciddi yol kat ettik. E, örneğin e, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri e, gibi e, birçok şehrimizde benzer uygulama ve ürünleri de hizmete aldık açıkçası. Baktığımız zaman sizin mobil ortamdan e, ulaşabildiğiniz ulaşım bilgileri sayesinde evdeyken ulaşımınızı planlayabiliyorsunuz ve e, ulaşmak istediğiniz noktaya ne zaman varacağınızı bilebiliyorsunuz. E, bu doğrultuda e, ulaşımı sadece mobilde değil sahaya çıktığımız duraklarda da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü şehirde devamlı sokaktayız ve sokakta hareket ederken e, bizim için birilerinin bize, Ulaşımımızı kolaylaştırması, gittiğimiz noktalarda daha iyi hizmet almamızı sağlayacak şekilde teknolojileri düşünmesi ve uygulaması gerekiyor. Bu noktada da özellikle şehirlerin kullandığımız birçok şehir mobilyası var. Parklarda bankları kullanıyoruz, otobüsler duraklarında durakları kullanıyoruz, otobüsleri kullanıyoruz. Evimizde nasıl televizyonu kullanıyorsak, koltuğumuzu kullanıyorsak şehirde de birçok ürünü kullanıyoruz. Bu noktada bu ürünlerin gerçekten akıllı olup size hizmet etmesi gerekiyor. Ee, bu kapsamda e, çeşitli çalışmalar yaptık. Örneğin e, mito diye bir çalışmamız var. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ve e, birçok noktada uyguladığımız. Bunlar e, güneş enerjisiyle çalışan ahşap mobilyalar. E, güneşten aldığı enerji üzerinde depoluyor. Böylelikle siz gelip orada telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz, İnternete girebiliyorsunuz. Üzerindeki ekran üzerinden otobüsün ne zaman geleceğini öğrenebiliyorsunuz. Eğer e, Engelli bir kullanıcı iseniz, bu bunu yakın zamanda birçok e, şehirde devreye alıyor olacağız. Engellilere özel hizmet veriliyor. Siz engelli olarak bir otobüs durağına gittiğiniz zaman otobüs şoförü sizin o durağa geldiğinizi biliyor ve e, size özel hizmet vererek görme engelli misiniz, işitme engelli misiniz veya yaşlı mısınız, yürüme sorununuz mu var? Ona göre otobüs şoförü size özel davranış gösteriyor. Bu Örneğin yakın zamanda bu aylar içerisinde birkaç tane büyük şehrimizde devreye alacağımız bir ürün buna eş olarak gelen. Bu dünyada ilk defa yapılan şehrin kişiye özel ilk uygulamaları. Bu noktada da Avrupa'ya döndüğümüz zaman aslında Avrupa bu konuda oldukça geride kalmış bir durumu söz konusu. Özellikle ulaşım anlamında, sistemler anlamında eski. Biz daha çok bulut tabanlı mimariler kullanıyoruz. ve Bulut tabanlı mimari bizim... Bugün burada yaptığımız her şeyi Türkiye'nin en küçük şehrinde bile uygulayabilmemizi ve birkaç ay içerisinde hayata geçirebilmemizi sağlıyor. Ve milyonlarca dolarlık yatırım yerine çok daha cüzi yatırım planlamasıyla bu hizmetlere kavuşabiliyorlar. Vatandaş tarafına döndüğümüz zaman ise vatandaş evden çıkmadan otobüsün ne zaman geleceğini biliyor. Otobüse bindiğinde internet kullanabiliyor, ücretsiz. Duraklarda internet ücretsiz kullanabiliyor, telefonunu şarj edebiliyor. Orada diyalog ortamıyla başka yol, ürün ve hizmetlerden de faydalanabiliyor. Bugün yurt dışı için, özellikle Barcelona için bir çalışma yaptık, global bir büyük ismini vermeyeyim şimdi bir grupla. Örneğin Barcelona'da siz şu anda şunu yapabiliyorsunuz aslında. Durağa gidiyorsunuz. Durağa diyorsunuz ki otobüs ne zaman gelecek? O da size söylüyor. Beş dakika sonra gelecek. Ee, o çok geçmiş diyorsunuz mesela. Bana bir taksi çağır diyorsunuz. Ve taksi çağırıyor. Bu bir ulaşım asistanı. Sesli artık komutlarla sesli komutlarla aynı karşımızda bir insan varmış gibi sohbet edebiliyorsunuz. Bu sohbet artık her yerde olacak. Bugün sokaklarda gördüğümüz direkleri biliyorsunuz ya otobüs durakları metaldir. Onlar değişmeye başlıyor. Onlar bu tip akıllı noktalara gelecek. Ve siz... Nasıl e, biz tabii çok rahat kullanabiliyoruz şehri ama yaşlılar, engelliler daha çok evdeler ve onlar şehre çıkmıyorlar. Örneğin annemiz babamız bir yere gitmek istediğinde birilerine bir şey sormak ihtiyacı var. Yani o da otobüs kaç dakika sonra geleceğini bilemiyor. Git Oraya durağa gittiği zaman birisine soruyor. Yardıma istiyor. Bu noktada oraya giden her türlü kişinin sorduğu, yanıt alabileceği, aynı bir insan gibi iletişime geçebildiği, kendisini tanıdığı ve hizmetler verebildiği bir noktaya geliyoruz. Ve bunlar artık Hazır ürünler, hazır ve devreye aldığımız ürünler, çeşitli şehirlerde devreye aldığımız ve Türkiye'de de e, büyük şehirlerimizin bazılarında yakın zamanda göreceğimiz ürünler. E, bunların e, bir adım gerisine gittiğimiz zaman aslında biraz daha geri gittiğimizde bunlara nasıl geldik biz? Açıkçası e, insanların sadece ulaşımda değil, bir de park ve bahçelerde rahat zaman geçirmek istiyorlar ve huzur içerisinde zaman geçirmek istiyorlar. Bu noktada da park ve bahçeleri düşündüğümüz zaman oralarda bulunan noktalar, altyapı hizmetlerine de girdiğimizde güneş enerjisi çok faydalı ve altyapı gerektirmeyen hizmetler. O noktada da biz bu ahşabın bir farklı versiyonunu geliştirdik. Daha çok ilçe belediyelerimiz ve şehir belediyelerimizin park alanları için. Onlar da yine güneş enerjisiyle çalışıyor, üzerinde enerjiyi depoluyor. Ee, telefonlarını şarj edebiliyorlar, o bölgede internete girebiliyorlar. Ama ek olarak çocuğumuz, yaşlılarımız, mesela Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Konya altında bunun büyük bir çalışmasını yaptık. Konya altı Konya altında siz e, çocuğunuzla beraber e, Konya altı sahil şeridinde dolaşmak istediğinizde çocuğunuzu serbest bırakıyorsunuz. Belediyenin vermiş olduğu bir bileklik var, onu takıyor ve çocuk dolaşıyor. Oradaki bulunan direkler. Çocuğun nerede olduğunu takip ediyor. Denize girebilir, çıkabilir. Siz cep telefonunuzdan anında onun nerede olduğunu görüyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz. Bu neyi sağlıyor? Çocuk belirli bir bölgenin dışına çıktığı anda anında haberdar oluyorsunuz. Siz o sırada orada bir kafede oturup çayınızı, kahvenizi gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. E yaşlılarımız var. Alzheimer Allah korusun olabilir. Ee, onlar dolaşmak istediklerinde onları serbestçe orada bırakabilirsiniz. Kendi halinde dolaşabilirler. Köpekleriniz var onları serbest haline bırakabilirsiniz. Bu neyi sağlıyor? Bu ürünlerle artık e, şehirlerin insanların özel ihtiyaçlarına göre farklı hizmetlerin olduğu bir platform haline geliyor. Bugün bunlar var. Örneğin şimdi Çekmeköy Belediyesi ile elektrikli araç şarj istasyonları üzerinde bir çalışmıyoruz. Bu direklerin üzerine elektrikli araç şarj istasyonları geliyor. Ve siz aracınızı evinizin yakındaki parklarda ücretsiz veya indirimli çarj edebiliyor olacaksınız. Çünkü artık önümüzdeki 5 yıllık süreçte araçlarımız hepimizin araçları değişecek ve hepimizin araçları %90 elektrikli olacak. Çünkü elektrikli araçta normal depomuzu 100 liraya doldururken diyelim 100 liralık aldığımız yakıt yerine 10 liralık yakıt alıyor olacağız. 10 liralık elektrik koyuyor olacağız. Enerji güneşten gelecek. Enerjinin güneşten geldiği yerlerimiz olacak ama şebekeden gelen enerjiyle beraber de aslında çok düşük yakıtla çok düşük enerji tüketimiyle hizmet alabiliyor olacağız. Bu noktada. Artık e, ihtiyaçlarımız çok farklılaşıyor ve daha özelleşiyor, kişiye özelleşiyor. Enerjiyi daha efektif kullanmamız gerekiyor, teknoloji daha kişisel olması gerekiyor ve bize zaman kazandırması gerekiyor. Bu üçlem içerisinde oldukça yoğunlaşıyoruz. Ee, yine özelleşme anlamında, nokta bazlı özelleşme anlamında birkaç daha örnek vereyim. Örneğin Kocaeli Belediyesi ve e, Sakarya Belediyesi ile yaptığımız çalışmalarda da duraklara yerleştirdik yine bu akıllı direklerin ilk versiyonlarını... Orada internete girmek istediğinde kullanıcılar durakta beklerken akıllı otobüsün durağa internete girdiği anda otobüsün ne zaman geleceğini görebiliyor. Ya da nereye gitmek istediğinde ilk versiyonlarında tekst olarak bile olsa nereye gideceğini yönlendirebiliyoruz. Böylelikle insanlar durakta beklerlerken telefonlarını şarj edip internete girip ayrıca özel bilgiler, ulaşımla ilgili bilgileri de alabiliyorlar. Kişi özel yönlendirebiliyorlar. Bu noktada daha birçok çalışmamız var, araştırmamız, geliştirmemiz. Bunlar yaygınlaştı mı yoksa pilot proje halinde mi Yok çok yaygınlaştı. Yok. Biz e, 50'den fazla e, Türkiye'deki şehrimizde e, bu implementasyonları, bu e, yatırımları yaptık. Şehirlerimiz belki e, biz çok duymuyoruz. Bunlar yeni teknolojiler olduğu için medyada çok fazla e, global markalar kadar yer alamıyoruz. E, ondan dolayı da belediyelerimiz bunların tanıtımını yapsalar da e, küçük kalıyor. Ee, ana akım medyada çok yer alamıyorlar. Ee, onlar da bundan şikayetçiler ama baktığımız zaman e, teknolojik anlamda bugün ben, e, biz çok sık yurt dışında işte Berlin, Amsterdam gibi Londra gibi şehirlere çok sık gitmemiz gerekiyor yaptığımız işlerden dolayı. Bu şehirlerle kıyasladığımızda örneğin e, bizim e, Kırşehir'de yeni bir proje yapıyoruz. E, örneğin Kırşehir'in ulaştığı seviye Berlin'in ulaştığı seviyeden daha yukarıda. Baktığımız zaman ee, orada mesela bir engelli bir kişi hizmet alırken duraklarda aldığı hizmet, e, ulaşımla ilgili aldığı hizmet kalitesi e, Berlin'inkinden çok daha fazla. Siz otobüs durağına bindi, otobüse bindiğiniz anda şoförünle ilgili yorum verebiliyorsunuz ve o şoförle ilgili yorum denetlemeye maruz kalıyor. Şoför yanlış bir harekette anında denetleniyor ve ceza kesiliyor. Bu şu anda İstanbul'da var, Ankara'da var. Eskişehir'de var, Kocaeli'de var, Kayseri'de var, Kırşehir'de var. Daha aklıma gelmeyen şu anda zamanımızda birçok şehrimizde de bu hizmetler hali hazırda var. Yani sistem kendini denetleyen, ulaşım kalitesini daha yukarı çıkartan bir noktaya erişmiş durumda ve daha da gelişiyor. Gideceğimiz çok daha noktalar var. Şöyle ideal bir şey söyleyeyim. Avrupa'da yeni ulaşım sistemlerinden bahsediliyor. Hyperloop'tan bahsediliyor, işte biliyorsunuz Amerika'da işte yeni ulaşımdır vesaire. Ama bu işin gerçeği, realitesine geldiğimizde kişiye özel ulaşım çok popüler olacak ve bugün bizim aslında kişiye özel ulaşımın ara kademesi olarak minibüsleri kullanıyoruz. Bu minibüslerin önümüzdeki dönemde ne olacak? Hepsi bir kere elektrikli ve otonoma dönmeye başlayacak. Kişi özel siz zaten şu anda altyapı olarak evden hangi otobüse ne zaman bineceğinize bakıp size alarm kurdurabiliyorsunuz. 5 dakika sonra otobüs gelecek diye alarm kurdurabiliyorsunuz. Siz aynı sistemi zaten şu anda altyapı var. Başlattığınızda minibüs sizden gelecek talebi alıp minibüs gibi yeni ulaşım sistemi sizin evinizin önünde duracak. Siz gidip bineceksiniz ve sizi ana aksa gönderecek. Bu altyapı şu anda e, mekanik olarak var. Bu önümüzdeki 5 yıllık dönemlerde Bunların ilk uygulamalarını ülkemizde göreceğinizden emin olabilirsiniz. Bu noktada ciddi atımlar yakın zamanda olacak. Peki bu noktada biz de yurt dışından da örnekler topladık. Merak ediyorum nasıl bir yorum getireceksiniz? O örnekleri bir izleyelim şimdi. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Hayatımızın her alanında teknolojiden faydalanıyoruz. Evde, işte, arabada, yemekte. Her anımızda akıllı telefonları kullanıyoruz. Hayatımızın büyük bir bölümü yollarda geçince teknoloji de bu alanda gelişti ve insanların hayatını kolaylaştırdı. Müzik Yolda olanlar için geliştirilen teknolojilerden biri hız kesici kasis. kulağa basit gelse de kasisin çok farklı bir özelliği var. Yeni kasis sistemini İspanya'da bulunan bir şirket geliştirdi. Müzik Şirket kasiste kauçuk yerine jel kullandı. Jel sayesinde yavaş giden araçlar kasisten etkilenmeden yola devam edebiliyor. Ancak sürücü hızlı bir şekilde kasisin üzerinden geçmeye çalışırsa jel katı formunu koruyor ve adeta kauçuk bir tümsek gibi sert bir hal alıyor. Birçok ülke yeni kasis sistemine yoğun talep gösteriyor. <laughs> ...birçok akıllı tümsek uygulaması geliştirildi. Bunlardan biri de TAP Intelligent isimli tümsek sistemi. Sistem okul çevresindeki yaya geçitlerinde güvenliği sağlamak için geliştirildi. Akıllı tümsek yaklaşmakta olan araçların hızını tespit edebiliyor. Eğer hız limitinin üzerinde ise tümsek yukarı çıkıyor. Altındaysa yolla aynı hizada kalıyor. Tümseyin ani açılmadan kaynaklı olası kazalara da sebebiyet vermemesi için akıllı ışık sistemi tümseyin açılıp açılmayacağını önceden sürücüye haber veriyor. Müzik elektrikli araç kullanımının artmasıyla araçlardaki teknoloji çeşitliliği de kuşkusuz arttı. Müzik Ero Adarlanda isimli sistemle yola elektrik verilerek elektrikli araçların seyir halinde şarj olması sağlanıyor. Yola gömülü elektrik, iletici raylardan elektrikli araçlara enerji aktarımı yapıyor. Enerji aktarımı araçtan yola doğru uzanan kol sayesinde gerçekleştiriliyor. Böylece araç seyir halinde hiç enerji harcamadan yol alabiliyor. <laughs> Güvenlik de araçlar için önemli bir rol oynuyor. Geliştirilen yeni korkuluk sistemi çarpma etkisini en aza indiriyor. Silindirler çarpmanın etkisini adeta emiyor. Sonrasında ise aracı dışarıya değil yola yönlendiriyor. Sistem yüksek bölgelerde bulunan yollar için çok kullanışlı. Ayrıca sürücünün yaralanma riskini de en aza indiriyor. Efendim birçok teknoloji var dünyada da yaygın ama bu teknolojilerin artık hepsi Türkiye'de de var ve Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor evet. Mustafa Bey e, neler aktaracaksınız bunların birçoğu da aslında Türkiye'de uygulanıyor değil mi? Evet bunların aslında birçoğunu e, bizim uyguladıklarımız var kendi alanına göre Türkiye'deki başka firmaların da uyguladıkları var e, burada aslında e, Avrupa'ya göre bizim biraz sıkıntımız şu Avrupa'da e, bunlar şu az önce gösterdiğimiz şeylerin çoğu şu anda Pilot olarak test aşamasında yapılıyor ve onun medya anlamda insanların ilgisini çeker mi şekilde medya filmleri çekilip ilgi yönlendirilerek fon yaratılmaya çalışılıyor. Bizim Türkiye'deki aslında yaptığımız çok yüksek teknolojilerdeki temel sıkıntı aslında baktığım zaman fon yaratmak. Bu yatırımlara fon yarattığınız zaman çok rahat bir şekilde yurt dışında birçok şeyi artık yerine bizim ürünler geçebilir. Örneğin Aynı teknolojiye ve daha iyi bir teknolojiye sahip olduğumuz noktalar, örneğin Avrupa ile kıyasladığımızda, örneğin Berlin'in kullandığı ulaşım sistemini devreye düşünelim. İstanbul veya Türkiye'deki başka şehirlerde bulut tabanlı sistemimizi düşünelim. Şimdi e, bulut tabanlı sistemler daha düşük maliyeti olan, lisans veya benzeri şeyler gerektirmeyen, her türlü küçük şehrin uygulayabileceği hizmetler. Avrupa'ya baktığınız zaman ulaşımla tabanlı bu tip sistemleri ancak büyük şehirlerde görürsünüz. Küçük şehirlerin ulaşım sistemleri son derece fakirdir. Ee, yani büyük e, şey deriz e, Avrupa'daki şehirler için çok büyük ülke, her tarafta büyük gelişmeler var. E, baktığınız zaman aslında hep aynı şehirlere bakarız. Berlin'e bakarız, işte, e, Düsseldorf'a bakarız, Münih'e bakarız, Amsterdam'a bakarız, Rotterdam'a bakarız. Arkada birçok şehir var. Asıl kısım, asıl yaşayan insanlar orada ve onların ihtiyaçlarını gerçekten çözmek gerekiyor. Hala oralar da bakir. Baktığımız zaman oralara ulaşabiliriz çünkü oralar o Berlin'in sahip olduğu ve birçok büyük kurumun e, lisansladığı ürünleri alamazlar. Ama bizim artık yeni teknolojiler, dünya teknolojileri, açık kaynak kodu kullandığımız, cloud sistemi, bulut sistemini kullandığımız e, ve yerel olarak e, üretim süreçlerimiz daha aktif olan ürünlerimizle onların çok daha ucuz e, ve çok daha kaliteli olarak oraya bu hizmetleri ulaştırmamız mümkün. Ulaştırıyor musunuz? Ulaştırdık, ulaştırdıklarımız var ama Avrupa açıkçası Avrupa'ya girmemiz çok kolay değil. Çünkü Avrupa'da olabilmeniz için Avrupalı gibi olmanız gerekiyor. E, o noktada da global büyük markaların arkasına saklanmak zorundasınız. Biz de bunu Avrupa'da e, ve dünyadaki çeşitli yerlerde büyük markaların arkasına saklanarak yapmak durumundayız ki yapıyoruz. E, çünkü orada siz büyük bir markanın böyle bir şey yapmış diye duyuyorsunuz ama aslında onu yapan arkasındaki... Ee, ...bizim gibi belli ölçeklerde olunan... ...COBI e, sıfatındaki firmalar. Ve e, bu noktada da... ...özellikle... E, ...bizim yerli olarak... ...ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin... ...yurt dışına e, bu dijital dönüşüm çok önemli. Mesela Gümrük Birliği'nde dijital dönüşüm. Ve buna bağlı... ...bizim gibi firmaların erişebileceği pazarlama... ...ve yatırım anlamında fonların... ...daha efektif olması sağlanabilirse... E, ...Türkiye'de çok fazla ve çok hızlı şekilde... Bölgesel satış çok olacaktır. Yani teknolojik anlamdaki satışlar en az 5-10 katına çıkacaktır. Peki nasıl sıyrılacaksınız? Yani Avrupalı gibi nasıl olacaksınız? Dediniz ya Avrupalı gibi olmak gerekiyor. Avrupalı gibi olmak aslında şöyle. Onların bir bakış açısı, yani Avrupalı demeyelim de dünyadaki her ülkenin bir bakış açısı, bir resmi var. O resmin içerisine sığacak şekilde onların lokalleşmeniz gerekiyor. Yani lokalleşme nasıl olur? E, şirket e, Şirketin yapısını, benzer tanıtımlarını, marka gösterimini onların ülkesindeki bir marka gibi yapabilirsiniz. Ancak öyle olur. E, yani ben buradan e, dünya markası olmadıkça en üst seviyedeki markaların arasına giremediğimiz sürece bu tip firmalar ki e, sadece bu bizim sorunumuz değil, Almanya'daki bizim e, gibi small business dediğimiz küçük firmaların da sorunu. Onlar da buralara girmek istiyorlar ama girebiliyorlar mı? Giremiyorlar. E, yurt dışından bizim ülkemize girmek isteyenlerin önünde biz kesiyoruz. Çünkü kesmek durumundayım ki ben büyüyeyim. E, o noktada da e, benzer durumlar onlar gibi davranmamız gerekiyor. Onlar gibi e, onların şirketi gibi olmamız gerekiyor. Orada görünmemiz gerekiyor. O noktada özellikle dış ticaret ateşeliklerimiz de e, çok rol düşüyor. Onların çok desteğine ihtiyacımız var. E, onların e, Orada onun, oradaki firmalar gibi olmamız için e, ol, evet. o görünmemiz için çok desteğe ihtiyaç var ki dünya değişiyor. Özellikle değişim ulaşımda ulaşımda oluyor. Tüm dünyada ulaşımda en bir en yük tepede olan ulaşım ulaşım değişiyor. Evet. Ulaşım teknolojileri değişiyor ve burada da bizim çok güzel bir avantajımız var. Bunu e, hükümetin desteğiyle iyi bir noktaya getireceğimize inanıyorum. Peki Mustafa Bey verusun Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eren çok teşekkür ediyoruz teşekkür aktardıklarınız ederim. için efendim. Sayın seyirciler şimdi Türk işine bir nokta koyacağız. Az sonra tarladan sofraya programıyla devam edeceğiz.